Selamünaleyküm. Elmas'ın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli izleyicilerim, Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun Rabbime. Beni bugüne getirdi, tekrardan ayağa kalktım. Görüyorsunuz, dallarımı özledim. 7 gündür görmüyordum. Ben bunları her gün sabahleyin kalktım mı kontrol ediyordum. Çatladı mı ki, büyüdü mü ki diye. Vallahi pek özledim. Allah kimseleri yatağa koymasın. Sağlığını elinden almasın kurban olduğum Allah. Şöyle göstereyim. Daha bir pek kımıltı yok. Isıtıcımız da takılmış çatımıza. O gün hastalandığım gün takılmıştı. Allah'ım olmayanlara da versin kurban olduğum Allah. Hatice annemin sesi, Serkan'la mücadelesi. Bunlar da çamaşır teli yapmaya çalışıyor. Sarımsaklarımı görüyor musunuz canlarım? Vallahi maşallah ne güzel büyümüşler. Kim yetişecek? Yani öyle yüzde oluyor. Olmaz öyle Serkan, annenin dediği gibi yer. Rabbim bu dalları diktikten sonra yağmur verdi, kar verdi. Sarımsaklarımızı görüyorsunuz. Kocaman kocaman olmuş. Kolay gelsin sizlere de. Hoş geldin. Annem bana kızıyor. Daha ne zaman yolunda yine dışa çıkıyorsun diyor. Yine kızıyorum. Bak hele yine bir şey yemiş vallahi benim soğanları. Çıkarmışlar hep dışa soğanlarımı. Aman çıksın siz. Yine yemiş vallahi bunlar anne. Bak hele. Yeni soktuydum bunları bak. Yarın ben alırım. Bu sene galiba soğan yiyemeyecek komşuların koyunlarından, tavuklarından. Ya değilse bunlar da şimdiye koca koca olacaktı. Şöyle dallarımızı göstereyim. Serkan hani patlamış diyordun, hiçbirinde daha kımıltı yok. Serkan? Hani dallarda hiç kımıltı yok. O gün hastalanmadan önce bu dallarımın kenarlarını böyle çamur yapmıştım. Şöyle otlarını falan almıştım. Serkan şimdi annesiyle kavga ediyor. Nasıl yetişeceğiniz buna? Ben şunun nesine yetişeceğim ha? O sallanır yine. Serkan öyle bir aksi ki annem dediği doğru. Çakmayla ne yok? Taşınan kapatacağım. Sıkıla şunu düşünün. Balkonumuzu da boyamışlar ben yatarken. Şöyle dallarımın kenarlarına bakın. O gün bayağı güzel yapmıştım. Tavuklar eşelemiyor böyle yaptığım zaman. Akşam karanlığında yapmıştım. Anca bu kadar olur. Daha pek dallarımızda patlama yok. Şöyle göstereyim. Bu şeftali galiba. Bu galiba önceden patlıyormuşmuş. Sonra biz dikince kalmış. Yarım kalmış. Sardım sarmaladım kendimi ama içerim bulanıyor. Yine de Allah'ıma söylediğim gibi şükürler olsun. Bakın gerçekten dallarımız patlıyor. Şöyle göstereyim. Çok güzel duygu gerçekten. Hava bugün çok güzel. Bunlar da cevizlerimiz. Annem bugün galiba maydanozumuzu ekecek. Daha dallarımızda kımıldama yok. Patlamamışlar. Bir de bunlar patlasa bile Leyla annem söylüyor.
Güz zamanı galiba. Döktükten sonra belli olmuş bunların tuttuğu. Olsun bakalım, hayırlısı, biz ektik. Allah büyük. Soğan. Öyle de yine de insan acı yiyor ama. Acıyacak bulamıyorum herhalde. Ama onlar sonradan diktim, onlar tamam, da yemişler. Tamam, ne olacak? Şu hayata dikseydik keşke. Tilli yere. İnşallah buraya bir de duvar çektireceğim. İnşallah. Allah ömür verirse inşallah. O zaman hiçbir şeye sudalanmayacağım. Sudalandığım hata senin. Yağmur yaş gelene nereden şunlar cillensin. Onların içinde bir şeyler var herhalde anne. Makineye atmışmış Serkan. Ben gidiyorum o zaman. Hadi görüşürüz. Bismillahirrahmanirrahim. Sen bu kadar mı? Yeter. Vallahi diyorum ya, bugün hava biraz güzel. Ben de kendimi iyi hissediyorum dünden belli. Şöyle kuşağımı belime sardım. Su torbam falan. Ceketimi de giydim. Bir hava alayım dedim. Dalma taşıma baktım. Öyle biraz sonra tekrar evime geçeceğim. Yavaş yavaş temizliğimi falan yapıyorum artık. Allah'ıma şükürler olsun, ayaktayım. Bu güzel günümü de sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah videomu beğenirsiniz. Tekrar sizlerle olmak çok güzel bir duygu. Gerçekten Rabbim herkeslere şifa versin. Hastanede bekleyen kardeşlerime de şifa versin. İyilikler versin. Hatice teyzeniz de geldi, Allah razı olsun. Çamaşır falan seriyor. Hatice teyzeniz bizim imdat hızır yetişmemiz, 112 acil servisimiz. Hadi bu yatırmış da şunu bıçak. Şunu şey bıçaksın. Carı, çık carı. Aslında o sağlamdı anne de. O zaman dal dikerken çıkarmıştık. Yine bu zarı kalın şu oralar nevaliyete geçince şeydi. Kurusunlar. İbrahim Efendi tavuklarla mücadelesi. Böyle çok sakin gibi gözüküyor ama videoyu düzenlerken o kadar güzel kuş sesleri geliyor ki inanın. Annem de çamaşırlarımızı asmış bu arada, Allah razı olsun. Elleri dert görmesin. Kişelen de alışmasın, kişelen. İnsan temiz havayı, dışarısını, balkonunu, her şeyini özlüyor. Anne,
Biraz size orijinal kuş sesleri dinleteyim. Hatice teyzenizi görüyorsunuz. Yemek yiyor. Afiyet olsun. Sağ ol. Gelin beraber olsun. Annemin şekeri düşmemiş bugün. Bandırma yedi. Elmas tavuk pişirmiş onu yiyorum. Pilav, tavuk. Aslında annem ben yapayım dedi. Tavuğu annem pişirdi. Ben de fırına verdim biraz kızarsın diye. Şöyle annemle beraber bulgur pilavı yaptık. Yoğurdumuz vardı. Ayhan İbrahim yedi. Çıtlığımız var. Yine çıtlık. Leyla annem getirmiş. Annem de iyi çıtlığı. Anne çıtlığı hep merak ediyorlar. Bunların ismi neydi? Bir say bunların ismini. Bunların ismi mi? Elinle tek göster. Bunlar şu tekerce diller. Şuna. Şöyle göster. Şuna tekerce diller. Şunlar yimlik. Şunlar karavlık. Şunlar karavluk işte, başka ot yok. Evet, üçünü bulabilmiş. Çıtlıklar da ayrı olur. Hmm. Onu pişirmemiş. Geçenki yemekler daha tazeydi maşallah. Evet, yok iyiydi. Bu ucuk kartaşmış. Hatice teyzeniz bunu beğenmedi. Ben severim canım, bunu da sevdim de ne olacağım. Evet. Ama iyiymiş yine de, eline sağlık. İyi, hadi o zaman afiyet olsun. Sağ ol. Ellerine sağlık anneyana bir şey diyeceğim. Ayhan turp mu yiyorsun yoksa? Hı-hı. Ayhan turpundan pilav yiyor. Ben de artık sofraya oturdum, Allah'a şükürler olsun. Çocuklarımla yiyoruz. Çok şükür. Bulgur pilavı bal gibi gidiyor. Vallahi. Hadi o zaman afiyet olsun. Bir çayımızı da koyduk. Annem gideceğim diyor, baban evde diyor. Geldi mi gitmeye aklını takıyor annem. Yoruyum, duramıyor. Yoruyum anam. Evde böyle adam var. Çay içelim diyor mu sonra? Bir adam var. Baya da acık. Kalmayacak gibiyim ama. Koydum ama ben. İnce ay kaynadı. Gidim de demleyeyim. Ben demleyeyim hadi. Yo yo, sen otur. Hadi. Sen geldin ya şuradan. Doydum vallahi, yedim. Hadi ya. Ben bol çıtlık yedim. He, çıtlık hepsinden yedim. Bu sene çıtlığa göresimiz geldi diyeceğim ama çıtlıksız da kalmadık. Sağ olsunlar babamlar, annem ahalları buyurdukça gidiyor. Bunlar iyi gidiyor. Koçasallı. Tülay'la şeyde gidiyordu ben gelirken. Koçasallı. Ben pek gitmedim bir yere. Tek bir mi gittim. Hmm, sen de otsuz durmazdın anne. Gözüm kesmedi ki bir. Tarlalarda gezemeyim. Doğru. Olsun bari. Bir de il verirse hoşuma gidiyor. Evde oldum. Vallahi bir gittim, sarardı evde. Başkası verince tatlı oluyor. İl verirse tatlı oluyor. Ben de makarnayı öyle ya, başkası pişirirse seviyorum makarnayı. Kendim yaparsam canım istemiyor. Tabii. İşte ilden gelen ne dediysen daha koydum. Bu. Her şey şimdi ile. Ben artık eve giriyorum. İnşallah videomu tekrardan beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımda kalın, hoşça kalın.